Değerli dostlar, şu anda Bodrum'da Zeki Müren Sanat Müzesi'nde bulunmaktayız. Efendim, sevgili rahmetli Zeki Müren'in kendi eliyle yaptığı desenler, malum desen bölümü mezunuydu. Üst kattan başladım, sizler için kaydı yapıyorum. Tabii bir yandan da efendim Zeki Bey'in şarkıları burada çalıyor, hoparlörden vermişler. İlginçtir, daha çok klasik tarz çalıyor efendim. Bu modern dönem Zeki Bey'in eserleri değil. Evet, yani şu anda Tuti Mucize okunuyor. Buhurizade Mustafa Itri Efendi büyüğümüzün Segah makamındaki eseri. Efendim, devam ediyorum odalara göstermeye. Sahnede giydiği giysiler, taktığı yüzükler ve bir takım broşlar, takılar, neyse, kolyeler burada mevcut. Yine kullandığı gözlükler. Yelpazesi. Aşağıda birazdan göstereceğim. Oldukça mütevazi eşyalar kullanmış. Aşağıdaki eşyaları, birazdan mutfak eşyalarını kullanmış. Özel hususi eşyalarını. Bunlar da yine kendisine armağan edilen ödüller, kupalar. Burada Cemile Kutgün'den bir Bodrum konserinde 1984. 12 yıl sonra buradan görüntülerden şuna vefat edecek zaten. Evet, giysiler. Şöyle biraz daha. Tabii ışıktan dolayı bir şey yapıyor ama ben isimim. Ben şöyle yana çekildim. Evet, yine burada kendi eliyle yaptığı desenler. Hemen burada. Efendim. Güzel Sanatlar Fakültesi'nin diploması efendim. Süsleme Sanatlar Bölümü yüksek kısım. Pek iyi dereceyle diplomayı almaya hak kazanmıştır diyor. Efendim, akademi müdürünün altında imzası var. Şöyle bir yakından resmi. Evet. Çok sevdiğim bir eser başladı. Dil Harabı diye. Segah. Evet, bunlar yine aldığı ödüller. Babaannemin evinde giysilerinde. Mehmetçik Vakfı'ndan ve Türkiye Eğitim Vakfı'ndan ve muhtelif derneklerden, sanatçı anasından aldığı ödülleri gösteriyor. Devam edersek, şurada yine bir isim. Burası daha çok ve her elbisesine isim verilmiş. Bunlar tabi sahnede giydi. Bunlar özel evinde efendim muhtelif mecralarda giydiği şeyler, giysiler değil. Kendisi efendim Deptebe'yi sahnede sevdiğini söylerdi. Ona göre de böyle oldukça süslü elbiseleri vardı. Şurada yine şurada elbiseler göstermeye devam edelim. Beni de ekranın yansımasından görebiliyorsunuz tabi. Şöyle bir ayakkabı. Müzicilikleri yok. Böyle ışık içeriği böyle vurulmaması gerekiyor. Evet. Eskiden böyleydi bazı makineler. Polaroid gibi. Evet.
Devam ediyorum. Şöyle enteresanmış işte. Yani bunu üstte taşımak kolay değil yani. Sahne boyunca bunlarla şarkı söylemesi de mesele yani. Ağır. Ve şey yakıcı. Evet, burada evindeki gümüş şeyler, süs olarak vitrinde, büfesinde tuttuğu şeyler. Şunları kullanıyor aktif olarak. Kahvesini içtiği fincanları. Evet. Hemen şöyle bir odaya gidiyoruz. Estağfurullah, cennet yüzlü Meloş. Bu da gazeteden bir, şöyle ben tutayım, sonra siz okursunuz. Bunu durdurup videoyu okuyabilirsiniz. Ben şimdi okuyamayacağım, zamanım yok. Selam cennet bahçelerine diye bir yazı. Evet. Şurada Zeki Bey'in anne ve babası. Kaya Müren efendim. Ortada kendisi. Burada da Hayriye Müren annesi. Efendim. Siyah beyaz fotoğraflardan oluşuyor. Şurada bir şey yapmışlar. Bir araya getirmişler eski siyah beyaz fotoğrafları. Hemen burada yine aldığı ödüller var. Muhtelif gazetelerden işte Kelebek Hürriyet, Kelebek ödülleri vardı eskiden. Burada kendi çalışmaları, tahta üzerine çalışmış, ahşap üzerine. Efendim burada hayranlarından gelen mektupları sandıkanın içine koymuşlar. Binlerce, on binlerce mektup kendi bahsi ediyordu zaten yaşarken. Hastalığı döneminde de kendisine muhtelif efendim ilaçlar, bitkisel ilaçlar öneren hayranlarının sevgisini dile getirdiği mektuplar, bunları okurmuş Zeki Bey. Evet, burada yine siyah beyaz fotoğraflar sahneden. İkinci bölüm video şeyi yer kalmadığı için şeyi çekimin ikinci bölümünü çekmek üzere videoyu şeyi açtım, kamerayı, plakları, yine filmlerinden efendim fotoğraflar. Evet. Zeki Müren. Katibin filminden şu, Üsküdar'a giderken. Evet, şöyle buradan da göstermiş olayım. Şimdi alt kata doğru iniyoruz. Kullandığı eşyalar falan var daha çok. Şurada kullandığı tüyler falan var. Fotoğrafları var. Şuradan. Eskiden makaralı teypler kullanılırdı böyle, malumunuz. İşte cam ya, ışık yansıyor, onu ayarlayamamışlar. Yani burayı biraz daha tam bir müziğe benzetebilirler. Belki de otantik şekli böyle kalsın diye, tamam otantik şekline değmeden bunu ışık düşümünü ayarlayabilirler. Evet. Eskiden videolar vardı. Şöyle bakın kullandığı eşyalar. Çatal, çatal, çorba içtiği kasesi Zeki Müren'in. Portakalda bundan sıkıyormuş. Evet, tepsisi oldukça mütevazı, mermere dikkat ediniz. Dedim ki bak ne kadar şey mütevazı, istese burayı altından yapar yani efendim. Veya daha böyle renkli mermerlerden yapar ki o israfı pek sevmezdi diyebiliyoruz. İşte öldüğünde diyor kaç şeydi diyor. Kaç yıl geçmiş ama o yıllarda şey yok mu? Adamın
serveti vardı, istese yapabilirdi ama yapmadı. Şurada ha şeyi yapmışlar, kafede albümlerini gördüm şöyle. Evet, devam edersek. Şöyle elbisesi var. Giriş bölümünde. Burası alt kat. Şöyle. Yine böyle giysileri. Sahnede süslü giyinmeyi severdi. Efendim şeyi. Sahne dışında gayet sade, mütevazi elbiseler. Şurası, affedersiniz. Zeki Bey'in yattığı yatak. Yatak odası. Tanrı ürünü bir parfümü vardı, onun ismini unuttum şimdi. O hep aynı parfümü kullanıyor. Şurada gece sabahlıkları. Bir de Hayriye Hanım'ın resmi var annesinin. Hemen köşede gramofonu ve dev bir fotoğrafı. Oturma şeyi. Şurada aynada kaşına gücüne baktığı sandalyesi. Efendim aynası oldukça mütevazı. Şöyle çıkabiliriz. Pardon. Biz geldiğimizde o kadar şey değil. Şöyle üstten göstereyim. Burası da yine salonu gibi. Şöyle sedirleri var bakın. Oturma odası veya salonu. Şöyle güzel bir tablosu var. Eski zaman büfesi. Bunların yenisini, çok lüksünü alabilecekken gayet mütevazı efendim eşyalarla hayatını idame ettirmiş. Televizyonu. Zeki Bey'in siyah beyaz güzel bir fotoğrafı var. Şurada bastonu. Dikkatimi şimdi çekti. Kullandığı baston. Evet. Zeki Bey'in hemen girişte dev bir fotoğrafı var. Maxim. Maxim'de sahne aldığı zamanlarda efendim bir fotoğrafı. Bilmediğim oda şura kaldı sanırım. Oraya da bir göstereyim. Hayır, yatak odasına gösterdim. Başka girmediğimiz oda kalmadı herhalde. Tamam. Evet. Değerli dostlar, Zeki Müren Sanat Müzesi'nden böyle bir video sizin için hazırladım. Hatıra olsun kabiliğinde. Bil vesile efendim paşamızı rahmetle anıyor. Güzel sesiyle ruhlara teselli sunacağı yarınlara erişmeniz dileğiyle. Hoşçakalın. Kıymetli dostlar, yayındayız. Evet. Güneşe bakamıyorum. Şu anda sevgili merhum Zeki Müren'in evindeyiz. Burayı Zeki Müren Sanat Müzesi yapmışlar. Hemen burada heykelini görüyorsunuz. Şöyle bu arada manzarayı hemen denizi böyle görüyor. Yamacında ev. Bodrum. Efendim heykeli. Hemen bu cam mekanın fanusun içine koymuşlar. Arabası o, biliyorsunuz. Klasik arabaları severdi. Evet. Buick Regal marka aracı. Hemen içinde de yine şeyi nasıl konduğunu, vinçle getirilip konduğunu fotoğrafını yapmışlar. Evet. Evin dıştan görünümü şöyle. Hoş bir balkonu var buradan. Denizi izlemesi, efendim oraya bakarak yemeğini yemesi, kahvaltısını yapması söz konusuymuş. Efendim uzun yıllar biliyorsunuz iki tane kendisine hizmet eden hizmetkarı vardı. Karı koca çalışıyorlardı yanında. Kendisi diyet, bir beslenmeyle şeker hastası olduğu için son bölümünü bu evde geçirdi. Evet.
Zeki Bey'in evi, arabası ve heykeli. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bu gök kubbede hoş bir sada bırakıp gitmek ne büyük devlettir. Tüm dostlara Türk bayrağının bu dalgalandığı Zeki Müren Sanat Müzesi'nden saygılar sunuyorum. Hoşça kalın efendim.